Baktığın zaman anne en iyi, anne orta iyi, çocuk kötü, torun en kötü diye geriye doğru sarıyor. Nerede yaşadığın, nasıl bir çevrede yaşadığın, neleri yiyip içtiğin, e, şehirde misin, e, kasabada köyde misin, bütün bunlar epigenetik olarak değişiklik yaptığı için çocuğa da bunlar geçiyor. Bu kadar çok elektronikle oyunla geç yatarak e, işte gece yarısı yemek siparişi verip e, istediği gibi junk e, yiyecek yiyecek yiyerek büyüyen çocukların zaten sağlıksızlığı, yani onun 5 yaşında belli, 25'inde problemli olacağı. Onun Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Gözdeciğim. E, bugün size e, bir haberde okuduğum bir konuyu sormak istiyorum, bununla başlamak istiyorum. Ee, biz hep yeni nesillerin öncekilerden daha sağlıklı ve daha uzun ömürlü olacağını düşünürüz ama bu haberde ilk kez anne babasından daha sağlıksız bir nesil yetişiyor yazıyordu. Sizin bu konudaki gözleminiz nedir? Oksijende ben bunu bir yazmıştım sonra e, yurt dışı yazılar da bunu destekleyerek e, çıktı. Zaten bilinen bir e, konu. Ya öyle aslında ben onu klinikte de çok gözlemliyorum. E, önce gözlemlerimi anlatayım daha light bir konuşma olsun. Bir bakıyorum doğum tarihine 50'nin üstü ise diyorum ki eski toprak sayılır. Hani yaşlı anlamında söylemeyeceğim ama o zamanki çevresel yaşamda ne elektromanyetik alan bu kadar kirliydi. Ne bu kadar çok işlenmiş yiyecek vardı. Ne geç saatlere kadar oturmalı yatmalı böyle bir e, yaşam şekli değişikliği vardı. Ne de gerçekten o kadar stres vardı. Yani bizim stresimiz o zaman için hani kendim olsun olarak, e, koyarak söyleyeyim. Bu kadar değildi yani sosyal medyanın olması ve bir şeylerden haberdar olmak bile stresken... ...hayat yoğunlaştıkça ve kalabalıklaştıkça bu yarış e, ve bir şeyleri kaçırıyorum korkusu falan filan o stresi arttırır. Şimdi öyle baktığında elliler... Yani 50 yaşın üstündekilerin annesi e, çok güzel bir doğal ortamdan gelmiş. Telefon yoktu öyle düşün e, falan filan. Hatta televizyonun olmadığı zamandan gelmiş. Erken yaşta doğurmuş. E, bahçesinde bulduğu yiyeceklerle beslemiş. En fazla hani böyle cici bebe falan var ya daha kötü bir şey yapmamış. Bol bol da sütünü vermiş. Çocuk öyle gelmiş değil mi? O zaman biz e, Zim hem immün sistemimiz hem e, e, nasıl diyeyim? Ee, ...dirayetimiz daha yüksek. Biz yani seleksiyon ne demek? Hayatta kalamazdık kaldıysak iyi, iyisiyiz. Şimdi bu 50 yaş üstü öyle. O yüzden ben bakıyorum o yaşta olanlarda... ...tabii ki mesela diyorum ki işte gluten tabii ki kötü... ...işlenmiş tabii ki kötü. İşte süt ürünleri şöyle zararlı, alkol böyle zararlı konuşuyorum. Ama kendim de dahil onlar da ben de bunları tükettiğimizde... O, o gençlerde, daha gençlerdeki rahatsızlıkları yaşamıyoruz. Bizde daha az kabızlık var, daha az IBS var, daha az otoimmün hastalık var istatistiksel olarak. Çünkü immün olarak o geldiğimiz e, çocukluk halinde ve bizim annemizde ki durum bizi daha toleranslı, daha dirayetli yaptı. İşte bütün floramız da öyle, immün sistemimiz de öyle. Şimdi ama benim çocuğum olabilecek kişi şu anda... 30'larında olsa veya benden daha genç birinin ki yirmilerinde olsa nesil geriye doğru gittikçe şartlar değiştiği için, anne işi ilerlediği için, işte tüp bebekle ileri yaşta çocuk yapılabiliyor, çocuklar erken doğarsa da hani onlar hayatta tutulabiliyor falan. Daha nazik bir nesil geliyor aslına bakarsan. Ve o nazik nesil de daha kötü bir ortamda büyüyor. En ideal şekilde beslemeye çalışsan bile başka sebeplerden... Problemlere muhatap oluyor çocuklar. Mesela şunu anlatmak belki daha kolay anlaşılır olabilir. Bir fare düşünüyoruz. Bu fareden nesiller üretmek istiyoruz. Faremiz ince, kendince fit. Biz hamilelikten önce o fareye biraz kötü besin verirsek, onun için kötü yiyecekler anlamına gelen yiyecekleri verirsek ve onu biraz külah aldırırsak ve iyi olmayan beslenmeyle hafif sağlığını bozarsak sadece hamileliğe yakın dönemde ve hamilelikte o farenin yavrusu yetmedi yavrusunun yavrusu. Yani torunu da aynı seriyi taşıyor. Alerjik 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 kilolu kilolu kilolu. Hı? Ama ben sağlıksız bir fareyi işte kilolu veya problemleri olan bir fareyi çok düzgün şekle soktum, iyi besledim, hareket ettirdim falan. Hamirlik öncesinde onu incelttim ve daha fit yaptım. O farenin çocuğu ve torunu da onu taşıyor. Ne demek bu? Epigenetik olarak aslında genler okey ama genleri nasıl müdahale ettiğin çevreyle ve yaşamla ilgili olduğu için kötü epigenetik etkiler yüzünden yeni jenerasyon daha nazik, daha hassas olarak doğdu. Mesela bizim yaşlarda, işte 50'lerde sütü içince Kusan, alerji olan kaşınan yoktu. İnek sütü kötüdür değildir o zamanki konuşma değildi ve bunu kullanıyorduk biz ee, beslenmede beyaz ekmek de yiyorduk falan filan değil mi o, o hayatı düşünürsen? Şu andakiler o kadar toleranssız ki onların bu hikayeleri çok erken ortaya çıkıyor. O yüzden diyorum ki üstü ise az sorunu vardır ama aynı şeyleri önereceğim. Eğer ee, 40 ile 50 arasıysa Erken menopoz şikayeti olabilir. İşte ufaktan başlamıştır gaz, bele kilo alma falan filan o şikayetleri. 40 ile 30 arasıysa o zaman e, doğum yapmakta zorlanıyor olabilir. E, o, onunla ilgili tüp bebek almak zorunda olabilir. Polikistik overi olabilir. 30'un altında zaten sivilce akne gibi sorunları olabilir. Baktığın zaman e, anne en iyi, anne orta iyi... Ee, ...çocuk kötü, torun en kötü diye geriye doğru sarıyor. Ve bence bunun cevabı e, evet ileri yaş, evet e, tıbbi müdahalelerle doğal seleksiyonu atlayacak kadar bizim e, iyi bir şey bu. Ee, bebekleri hayatta tutabilmemiz falan ama ekspozom dediğimiz nerede yaşadığın, nasıl bir çevrede yaşadığın, neleri yiyip içtiğin... Ee, şehirde misin, ee, kasabada köyde misin, bütün bunlar epigenetik olarak değişiklik yaptığı için çocuğa da bunlar geçiyor. Bizim bulamadığımız işlenmişler şimdi süper işlenmişlere döndü. Konuşuyoruz. Ee, ne kadar dikkat etse e, anne baba onları e, tüketiyor. E, şehir kirliliği yine başka yerde konuşmuştuk. E, şehrin e, çok kirli otoyollarında olanların çocukları zor oluyor. Zor oluyor ne demek? İşte zorluyorsun tüp bebekle ileri yaşa doğru sarkıyor o, o iş falan. Yani sonuç olarak yeni nesil niye diğerlerinden hasta? Çevre yüzünden daha hasta ve onların annelerinin de o çevrenin bir önceki daha az kötü bile olsa versiyonuyla katlanarak giden epigenetik kötüleşmenin yüzünden o çocukların paralel evrendeki versiyonları o kadar alerjik işte o kadar kolay grip olan belki işte onu bunu yiyemeyecek kadar e, mide bağırsak sağlığı problemli olacak olmayacakken şimdi burada olmuş oluyor yani yeni neslin derdi gövdelerine annelerinin yani onların annelerinin ve tabii ki çocukların ve büyürken ne koydukları ve nerede yaşadıklarıyla ilgili olarak e, onlar daha sağlıksızlar bize göre. Artık anne sütünün bile eskiye göre e faydasında bir azalma olduğu içerik olarak. Doğrudur. Anne sütü her zaman çok kıymetli Hı -hı. her şeyden ama anne neyle besleniyorsa işte mikroplastikler var yok falan böyle konuşmalar oluyor. Sonra anne sütü annenin stresli yaşamıyla çok uzun süre verilemiyor olabiliyor. Anne zaten çalışıyor oluyor. Ee, çocuk e, büyürken sürekli içeride yaşıyor. İşte dikkat dağınıklığı konuları falan filan yani bu kadar çok elektronikle oyunla geç yatarak e, işte gece yarısı yemek siparişi verip e, istediği gibi e, can yiyecek yiyecek yiyerek büyüyen çocukların zaten sağlıksızlığı yani onun 5 yaşında belli 25'inde problemli olacağı. Onu da şimdi soracaktım. Yani bu kronik hastalıklar, alerjiler vesaire bunlar zaten çocuklarda çok sık görülüyor. Evet. Bir taraftan da mesela Amerika'da yapılan bir araştırmada çocukların %10'unda dikkat eksikliği ve hiperaktivite hiper bozukluğu evet. olduğu. O da pakete ee, girdi yani. Evet yani bir taraftan depresyonun, anksiyetenin çok yaygınlaştığı biliniyor. Hı hı. Ee, her açıdan kötü. Şöyle düşünmek lazım. Evet bir önceki nesil olan anneler onların annelerinde de bir problem ister istemez var şehirde yaşıyor. Yani hep kafada anlayabilmek için gerçekliği şöyle kıyaslamak lazım. İki tane ikiz oğlumuz var. Birisi şehirde yaşıyor ve işte okuluna gidiyor elinde aa, şey tableti var oynuyor molda geziyor ee, falan filan e, böyle bir hayatı var ve işte mümkün olduğunca canı ne istiyorsa annesi ona ne veriyorsa onu yiyor yani hani şey alışveriş merkezindeki yiyecekler gibi ya da anne çalışıyor meşgul o kadar uğraşamıyor diğer ikisi de diğer ikisi de bir kasabada yaşıyor mesela işte bahçede dolaşıyor oynuyor akşama kadar yanım ayak oradan belki meyvesini sebzesini yiyor televizyonu baktırmıyorlar bile Elektroniği duymamış falan şimdi bu ikisine baktığında bunun işte sütün unun e, alerjinin dikkat dağınıklığının e, ona attığı golle bunun arasında çok fark var. Zaten bak o çocuklarda olan dikkat dağınıklığı hikayesi o çocukları aldığında ve babasıyla kampa gitti mesela ormana sakinler. Eğer bir çocuk sokakta, kampta, tatilde, deniz kenarında ...izin verdiysen güneşin altında işte ormanda yalın ayak oynamasına, koşmasına, zıplamasına... ...akşam eve geldiğinde yorgunluktan o sakinliğe girmiyor. Üstündeki o ağır yani ne diyeyim... E, ...toksik yükü atıyor olduğu için oluyor ve e, bana göre şey daha kötü. Sürekli ekrana bakıyor olmaları hani böyle sağralılara falan migrenlilere... E, reklam çıkar televizyonda. işte ışık sizi rahatsız edebilir diye. Onlar <laughs> sürekli bakıyorlar. Yani çocukların elilerindeki tablet, telefon ve, ve bilgisayar onların dikkat dağınıklarıyla çok paralel. <laughs> İkincisi de onların süper işlenmiş dediğimiz yani bir hurma yiyeceğini bilmem ne e, şekerlemesi iyi olması. Bu ikisini topladığın zaman e, odaklanamıyorlar. <laughs> Durum giderek de kötüleşiyor. Peki siz bir 20-30 sene sonrasını nasıl görüyorsunuz? E, 20-30 seneye kalacağını düşünmüyorum çünkü bunların bir sorun olarak e, masada olduğu kesin olduğuna göre bununla ilgili çözümler de düşünülüyordur. Daha iyi şehirleşmeler, e, daha iyi binalar, belki elektroniklerin zararını engelleyecek ekstra elektronikler hani onu bertaraf edecek şekilde. Anne babanın bilinçleniyor olması, e, e, tabirlilik döneminde o, o ne diyeyim dezavantajları avantaja çevirecek... ...destekler, tedaviler... ...yani bunlar... E, ...çözülecek konular bence... ...sadece o dağını oraya çevirmemiş durumda insanlar... ...yani evet biraz... E, şey, ...hastalıklar kısmını konuşuyoruz ama... ...çocuklardaki alerji... ...ya da dikkat dağınıklığı gibi... ...senin sorduğun sorular... ...çocuğun paketinde geldi de değişmez gibi gözüküyor... ...halbuki annenin hamile kalmadan önceki... ...hayatıyla beraber her şey... E, ...değiştirilebileceği için... ...belki geriye sararak işi düzeltecekler... ...yani ben bunun... Büyük bir konu olarak katlanarak geçeceğini düşünmüyorum çünkü zaten o çocuklar ve gençler 10 sene sonra yönetici olduğu için zaten onlarda meseleyi çözmek zorundalar yani. yani çözmek için gönüllü olacaklar. Teknoloji bence çok hızlı bir şekilde bu sorunları halledecek. Yani yaşam şeklinin bize verdiği zararı yiyecekten havaya işte suya, uykuya, elektroniğe kadar çözen yeni şehirleşmeler ya da yeni yeni yaklaşımlar gelecektir. Bizi yine gelecek nesiller kurtaracak o zaman. Evet aynen. Peki çok teşekkürler hocam. Ben Sağ olun. teşekkür ederim.